Merhaba arkadaşlar. 24 Ocak 2020 iddia tahminini vereceğim. Bültende çoğu ligden birer tane maç var. Çoğu maçı seçtim. Çoğu maç analizini yaptım. 5 tane maç. Bu 5 maç içinden kendi seçtiklerinizi oynayabilirsiniz. 5'in de analizi idare eder yani. Güzel maçlar hepsi. Güvenebilirsiniz maçlara. İlk maçımızla başlayalım isterseniz. Gençlerbirliği Gaziantep. Maç fazla olduğu için direkt analizlere giriyorum. Gençlerbirliği 1.80 beraberle 3.05, MS2'ye 3.15 olan açmışlar. Aralarında oynanan maçlara bakacak olursak iki tanesinde KG var olmuş, iki tanesinde galibiyet taraf galibiyetiyle bitmiş, KG yok şeklinde. Gençlerbirliği'nin evinde oynadığı maçlara bakacak olursak ikisini de kazanmış arkadaşlar. Aralarındaki 4 maçın 3'ünü Gençlerbirliği üstünlüğü var bu maçta. Gençlerbirliği'nin evinde oynadığı maçlara bakacak olursak Gençlerbirliği evinde iyi bir top oynuyor aslında. Evinde her maçta gol atıyor. Gaziantep'in de son maçları zaten yani biraz düzensiz galibiyet alıyor takım. Mağlubiyet, galibiyet, beraberlik falan biraz düzensiz bir istatistiği var. Ama deplasmanda iyi oynayan bir takım var. Gaziantep evinde Fenerbahçe'ye yenildi önceki hafta 2-0'lık. Takımda eksiklikler var. Smudika bunun farkında. Biraz maçta şeydim. Vücut dilinden anlaşılıyordu yani. Maçı takip ettiğimiz dedim. Aslında kötü oynamadılar ama çok pozisyon kaçırdılar diyebiliriz. İstatistik olarak da şut olarak aynı şutu çekti Fenerbahçe'yle ama isabet konusunda sıkıntısı vardı. İyi mücadele etti. Ama alamadı diyebiliriz Gaziantep. Bu maçta arkadaşlar ben her iki takımda birbirine gol atacağını düşünüyorum. KG var şeklinde değerlendirebilirsiniz. Hemen oranı da söylüyorum. 1.52 oranı var. 5 maçtan bir tanesi Gençlerbirliği Gaziantep maçı ve tahminimiz KG var şeklinde 1.52 oranı var. İkinci maçımız Akhisar Dortmund maçı. İddia Akhisar'a 1.80 oran açmışlar. Beraberle 2.70, MS2'ye 3.10. Puan durumuna bakacak olursak Bursaspor daha önde. Akhisar da kendi evinde Süper Lig için, Süper Lig'e çıkmak için güzel mücadele veriyorlar bu ligde. Attığı 7 gollere bakacak olursak Akhisar 21 gol atıp 17 gol yemiş. Bursa ise daha iyi, 27 gol atıp 23 gol yemiş. Aslında aralarında çok fark yok. Puan olarak da birbirine çok yakınlar. Bu maç birbirlerine çok yakın geçecektir arkadaşlar. Öyle düşünüyorum ben. Akhisar evinde oynadığı maça bakacak olursak en son 4-2 yenildi. Bursa'nın bir üstünlüğü var zaten Akhisar'a karşı. Akhisar onu da 5-1 yendi. 3-3 falan derken biraz sıkıntılı. Akhisar'da zaten son maçlardan yani anlaşılacağı gibi çok iyi bir performans yok. Golsüz geçiyor şu maç. Son 4 maçında Akhisar gol atamadı. Ama çok fazla 3 tanesinde gol demeyeli. 0-0'lık beraberlikle bitti. Bursa Spor'da İbrahim Üzülmez yönetiminde iyi mücadele ediyor lige çıkmak için. Gol atmayı başarıyor. Ben bu maçta arkadaşlar ilk golü Bursa Spor atabilir. Öyle düşünüyorum. Akhisar'ın da buna karşılık vereceğini düşünüyorum. 2.70 oranının maç sonu 0 demek istiyorum. 2.70 oranı var. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Oranı gerçekten güzel. Ki berabere biteceğini düşünüyorum ben bu maçın. Çok gollü olacağını düşünmüyorum açıkçası. Akhisar'ın bu performansından Akhisar gol yerse gol atıp savunma yapacaktır. Bursa Spor gibi bir takımdan puan almak isteyecektir. En azından bir puan almak isteyecektir Akhisar Spor. O şekilde MS0 biteceğini düşünüyorum. Beraberlikte yatar iki takım. Özellikle Bursa Spor'da yatabilir beraberle. Öyle söyleyeyim size. Çok zorlamaz yani. İki takım da birer gol atıp beraberle yatabilir. Puanları paylaşılır bu maçta. Tahminim o yönde MS0. Üçüncü maçımız Dortmund maçı. Dortmund ligde iyi gidiyor diyebiliriz. Açılırsa göstereceğim. Tekrardan. Aynen. Dortmund oran olarak 1.18 açmışlar arkadaşlar. Köln'e 6 oran açmışlar. Beraberle 4.20. Aralarında oynanan maçlara bakacak olursak zaten Dortmund'un üstünlüğü var. Son 3 maçta ikisini dışarıda, bir tanesini içeride yenmiş. Evinde oynadığı 4 maçın 3 tanesi berabere bitmiş. Ama Dortmund'un formu şu an gerçekten iyi. Son maçı 5-3 kazandı Augsburg karşısında. Ve geri dönüş yaptı. Yani 3-1'den geri dönüş yaptı. Süper de bir futbol oynadı.
Ben bu maçın arkadaşlar her iki takım da birbirine karşılık vereceğini düşünüyorum. Köln de gol atacaktır. Dortmund da gol atacaktır ama Dortmund kazanmasını bilecektir. Kısacası tahminim şöyle söyleyeyim size. MS1 2.5 üst olacaktır arkadaşlar. Oran 1.40 MS1 2.5 üstün. Geleceğini düşünüyorum. Dortmund galibiyeti gelir. Çünkü liderle arasında puan farkı açılmaya başladı. Galibiyet zamanı Dortmund'un, öyle söyleyeyim ben size. Son maçta mükemmel geri dönüş yaptı. Takımın moral yerinde. Bu maçı da kazanmasını bilecektir. MS1 2.5 üst 1.40 oranla değerlendirebilirsiniz. İsteyenler KG var da alabilir arkadaşlar. 1.52 oranı var bunun da. Fakat Köln'ün tam gol atabilir mi? Sıkıntılı biraz. Dortmund tek başına 3 tane gol atabilir. Köln'ün deplasman mücadelelerine bakacaksak en son 4-2 yenmiş. Ben Union Berlin'e gol atamış. Leipzig'e bir tane atmış. Köln bir tane gol bulabilir. Alternatif payısı olarak da KG var şeklinde değerlendirebilirsiniz bu maçı. Dördüncü maçımız Brescia Milan maçı. Milan son maçtan da bakacak olursak Zlatan İbrahimovic'in gelmesiyle birlikte bu maçı son anda çevirdi. 90'da attığı golle aldı Udinese maçını. Zlatan bu maçta oynuyordu, ilk 11'den çıktı. Ben bu maçta arkadaşlar direkt tahminimi söylemek istiyorum. Milan galibiyeti gelecektir bu maçta. 1.55 orandan değerlendirebilirsiniz. Aralarında oynanan maçlara bakacak olursak Milan üstünlüğü var. Aslında Milan'a son zamanlarda zaten gelmeden önce iddia oynamaktan çekindiğim takımlardan biridir. Manchester United, Milan, böyle Tottenham olsun. Bu üç büyük takım gerçekten sıkıntılı. Yatırabiliyor yani, sürpriz yapabiliyor. Özellikle Manchester United yine yenildi. Öyle söyleyeyim ben size. Oranın düşük olup sürpriz yap, çok sürpriz yapan takımlardan birisi. Ama Zlatan'ın gelmesiyle işler değişti diye düşünüyorum. 1.55 orandan Milan galibiyeti denilir. Brescia zaten form durumu olarak evinde Lazio'ya yenilmiş. En son berabere kalmış. Sassuolo'ya yenilmiş. Atalanta'ya yenilmiş. Torino'ya yenilmiş. Yeniliyor. Bu maçta rahat Milan galibiyeti olacağını düşünüyorum. İsteyenlerse çok gol olacağını düşünmüyorum açıkçası. Alanda oynanan maçlar zaten son iki maç 1-0 bitmiş. MS2 4.5 alt da deneyebilirsiniz arkadaşlar. MS2 4.5 alt şeklinde de değerlendirirsiniz arkadaşlar. 1.80 oranı olur. O şekilde değerlendirirsiniz. Oran da gayet yükseliyor ki geleceğini düşünüyorum. Milan galibiyeti kaçınılmazdır. Zlatan farkını koyacaktır. Dediğim gibi 1.55 oranı var. Direkt MS2 oynamak isteyenler bankocular. Oran yükseltmek isteyenler de MS2 4.5 alt şeklinde değerlendirebilirler. 1.80 oranı var. Son maçımız Rennes maçı. Biraz hızlı konuştum. Nice'ın evinde oynadığı maçlara bakacak olursak arkadaşlar, 5 maçın 3 tanesinde KG var olmuş. En son deplasmanda Nice kazanmış. İki takım da birbiriyle iyi mücadele etmiş. Attı ve 7'ye goller attı. İki takım da gerçekten güzel. Nice'ın 29 gol atıp 28 tane gol yemiş. Rennes'in 25 tane gol atıp 18 tane gol yemiş. Rennes 3. Nice 11. Nice'ın sıralamasına göre, Rennes'e göre yani attığı ve yediği gol ikisi de fazla. Attığı golün de fazla olması Nice için golcü bir takım olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Nice'ın evinde oynadığı maçlara bakacak olursanız son 4 maçta 3 galibiyet aldı. Bu galibiyetleri 3-0, 4-1, 3-1'lik gibi skorlar aldı ki iyi oynuyor bu maçlarda. Rennes golcü bir takım arkadaşlar. Deplasmanda da iyi mücadele ediyor. En son deplasmanda Nice'ı yendi 1-0. Lyon'u yendi, Metz'i yendi. Bir gol atıp bırakıyor şeklinde diyebiliriz. Son 3 maçı da 1-0'lık bitmiş. Ama ben bu maçtaki her iki takım birbirine gol atacağını düşünüyorum. Oran olarak da hemen bakıyorum. 1.70 oranı var arkadaşlar. Her iki takım da birbirine gol atacağı yönde. Bu maçın oranı da gerçekten güzel. 1.70 orandan değerlendirebilirsiniz. Karşılaşma bu şekilde. En golcülerine bakalım arkadaşlar bu maçın. 8-5-4, 9-9-4. Her iki takım da golcü. Yani o şekilde değerlendirebilirsin. Nice'in evinde biraz üstünlüğü olduğunu düşünüyorum. Taraf bahsinden ziyade bu maça taraf bahsi oynaması biraz riskli. O yüzden KG var şeklinde. Gollü beraberlik çıkabilir açıkçası. KG var şeklinde 1.70 orandan değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar bu 5 maç. İsteyenler istediği maçı oynayıp değerlendirebilir. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolardan haberdar olmak için de zil sesini açarsanız şimdiden teşekkür ederim. Bu 5 maçtan 5'ini de oynayacaksınız diye bir şey yok. Kuponlar halinde çıkarabilirsiniz. Bu maçları istediğiniz kupon yapın. Alın, kendi maçlarını da birleştirip de oynayabilirsiniz. O şekilde de oynayabilirsiniz yani.
Şimdiden herkese başarılar arkadaşlar.